Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere karakterle birlikte nasıl kafa açma animasyonu yapabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Karakterle birlikte dediğimden kastım aslında şu. Mesela diyelim karakterimiz geldi, kapıyı eliyle tuttu, çekti, açtı, içeri girdi, bir daha eliyle tutup kapattı. Aslında şöyle, herhangi bir tuşa basıp da kapı kendiliğinden açılıp kapanmayacak. Bizim karakterimiz de bağlantılı olarak kapanacak ya da açılacak. Öyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle size iki animasyon, bir tane de kapı modeli verdim. Açıklama kısmından indirebilirsiniz. Linki mevcut. Daha sonra bunları import edelim. Kendi kapı modeliniz varsa onu da import edebilirsiniz. Ama ben hani mantığını anlamanız açısından böyle bir şey yapmak istedim. Evet, modelimizi attık. Animasyonlarımız da karakterimizin iskelet sistemini seçerek import edelim. Daha sonra hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi sağ klikle bir tane aktör oluşturuyorum ve buna kapı diyorum. Daha sonra buradan statik mesh oluşturuyorum ve kapı modelimi bunun içine atıyorum. Şimdi aktörümüzü buraya alalım. Kapı nerede? Evet, kapı şurada gözükmüyor. Küçük kalmış. Buna ben bir değer vereceğim. Şöyle -10 derecede aşağıda kalsın. Bakalım. Tamam, güzel. Daha sonra temel sistemleri oluşturalım. Bakın, bir kapı böyle açılıp kapanmaz. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Buraya bir box collision ekleyip buna da kapı diyelim. Daha sonra görüş açımızı right alalım ve bunun değerlerini 1 yaptıktan sonra bir yaptığımıza emin miyiz ya da kapı mı küçük? Yok, tamam. Şu şekilde getirelim buraya. Daha sonra evet. Daha sonra bak anladım olayı. Tamam. Daha sonra bunu box collider'ın içine atıyoruz kapı modelimize. Daha sonra bunu seçtikten sonra gördüğünüz gibi istediğimiz amaca ulaştık. Şimdi buradan animasyonlarımıza gelelim ve daha sonra burada enable group motion'ı açalım. Bakın bu ne işe yarıyor? Şu an kapalıyken bakın karakter ilerleyerek yapıyor. Ama ben bunu açarsam karakter olduğu yer yapıyor. Bu aynı zamanda şunu da söyleyeyim, bu Mixamo'nun animasyonudur. Yani ücretsiz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Buna da nasıl retarget ederiz animasyonları ya da karakterleri? Öyle bir video çekmiştim. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Çok önemli bir nokta çünkü bu. Daha sonra bunları da aktif edelim. Ve buradan blueprint'imize gelip buradan da montajı seçelim. Bunu yapmazsak montajlarımız oynamaz. Daha sonra sağ klikle montaj oluşturalım ikisinde de. Tamam. Şimdi karakterimize gelelim. Geldik karakterimize ve bunun blueprint'ini açmamız gerekiyor. Tamam. Şimdi bir kapı genelde neyle açılır? B tuşuyla. B'yi seçtik. Ve buraya open artıda 1 dedim. Ve bunu klikle true yapalım. Şimdi arkadaşlar buraya geldik ve buradan da eventik buradan karakterimize erişmemiz gerekiyor. Evet. Ve buradaki get open doğru almamız gerekiyor. Çünkü F tuşuna bastığımızda olanları buraya yazacağız. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi asıl muhabbete başlayalım. Buraya bir timeline ekliyoruz. Ve buna open altıda bir. Şimdi biz arkadaşlar kapımızın rotasyonunu bununla belirleyeceğiz. Bunun yardımıyla yapacağız. Öncelikle kapımızı neresiyle oynamamız gerekiyor? Z ekseniyle bakın. Z ekseniyle oynamamız gerekiyormuş.
Şimdi geldik buraya ve buraya bakın vektör de verebilirsiniz. Ama ben tek değerle oynayacağımız için float tercih ediyorum. Bir diyelim. Tamam. Şimdi öncelikle buradan birinci animasyonumuza gelelim. Şimdi bakın arkadaşlar, bu da bizim için önemli olan bir şey var. O da kendi arasında üçe bölünüyor diyebilirim. Şimdi kapıyı, karakterimizin kapıyı tuttuğu an, kapıyı bıraktığı an ve tekrar kapıyı tuttuğu an. Bu üç an bizim için önemli. Öncelikle karakterimizin kapıyı tuttuğu ana bir bakalım. Yaklaşık 1.7'de kapıyı tutmuş oluyor. Şimdi 0.7'de. Şuradan görebilirsiniz. 0.7 saniye. Buraya geliyoruz. Sağ klikle bir tane ekledik. Şimdi 0.7'de bizim kapıyı tutmuş oluyor değil mi? Burayı 0 olarak ayarlıyoruz. Yani kapıyı tuttuğunda bizim kapımızın rotasyonu 0 olacak. Şimdi nerede kapımızı açmış oluyor? Yaklaşık olarak 1.8'de, hatta kapıyı bırakıyor bakın. Şu an kapı bırakıldı. O zaman sağ klikle bir tane daha ekliyoruz ve buraya 1.8 deyip yaklaşık 45 derece açılıyor ya. Bakayım. Yani 45 derece kadar açıyor kapıyı. Daha sonra 1.8'den sonra arkadaşlar bakın şu an kapı hareket etmiyor. Adam hareket ediyor. Şimdi mantık düşündüğümüz zaman adam kapıyı bıraktı. Bakın kapıyı tuttuğu yer, ikinci olarak tuttuğu yer burası. Yani 2.7. Şuradan görebilirsiniz. 2.7. O zaman ben bir tane daha ekliyorum. Buraya. Ve buna da 2.7. Ve 2.7'ye de 45 geliyor. Neden? Çünkü arkadaşlar 1.8'den 2.7'ye kadar kapı oynamıyor. Çünkü adamın eli kapıyı bırakmış durumda. Buradan sonra işte kapıyı tutuyor. 2.7'den nereye kadar? 3.4'e kadar. Bak 3.4'ten sonra kapımızı bırakıyor. O zaman ben bir tane daha ekliyorum ve buraya 3.4 deyip bunu da 0 yapıyorum. Neden? Çünkü artık kapı eski rotasyonuna geri dönmek zorunda. Bunu yaptıktan sonra bizim şu an animasyonumuz kaçta bitiyor? 3.4. O zaman bizim buradaki uzunluğu 3.4 yapmamız gerekiyor ki sapıtma olmasın. Daha sonra arkadaşlar şimdi buradaki timeline'ı bunun rotasyonunu uygulayalım. Set relative rotasyon diyoruz. Bakın buranın relatif olmasına dikkat edin. Yani gerçek zamanlı rotasyonu lazım. Eğer world rotation'ı falan alırsanız sapıdır. Buraya dikkat edin. Şimdi bunu aldık, koyduk. Şimdi biz hangi değerini oynayacaktık? Z. Bunların çok önemi yok. Direkt bunu buraya bağlayın. Sonra karakterimize bakalım. Tamam. Bu hallolmuş zaten. Tamam. Şimdi buraya gelip Dons diyoruz. Yani bir kereye mahsus bizim montajımız oynar. Neye? Tabii ki karakterimiz get mesh meshindeki neyi? Montage. Yani mesh'in sonuç olarak iskele sistemimizin için önemli. Şimdi bakalım durumlar neyi gösteriyor. Şöyle bir gidelim. P'ye bastık. Çok güzel. Karakterimiz oynamıyor ama kapı olmuş gibi gözüküyor. Bu karakterimiz neden oynamıyor? Montajımız de eklemişiz. Ha, çünkü seçmemişiz yalan. Tamam. Buradan birinci animasyonumuzu seçtik ve bakalım. Şöyle biraz yaklaşalım. Şöyle bastık. Evet, gayet güzel yapmışız. Şimdi bakın burada da bunu uygulayabiliyoruz. Orada da uygulayabiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela burada da ben bu kapıyı açabiliyorum. Şimdi bu bir saçmalık. Bunu nasıl önleriz? Geldik ve buraya bir tane arrow ekledik. Ve buna open alt tire bir arrow diyelim. Şimdi ben bunu şöyle bir 90 derece çevireyim. Şunları da açalım ya. Buna yaklaşık şöyle bir şey vereyim.
Şimdi arkadaşlar bakın burası önemli. Karakterinizin meşindeki bu Z değeri kaçsa bunun tam tersini veriyorsunuz. -97 ya. Buradaki değere 97 veriyorsunuz ki tam karakterimizi buraya eşitleyebilelim. Şimdi şöyle kalsın bu. Daha sonra bununla işimiz yok, bitti. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu çektik. Bunun get world lokasyonunu alıyoruz. Şimdi neyi arkadaşlar? Buradaki get actor transform'u. Şimdi pardon, çok affedersiniz. Set actor transform'u. Neden? Çünkü bizim karakterimizin transform'u, lokasyonu, rotasyonu hepsi buna eşit olacak. Şimdi o yüzden ne yapıyoruz? Bunu açıyoruz. Hatta bunu açmayalım. Böyle de yapmamıza hiç gerek yok. Kafa karışıklığı da olmasın. Şöyle yapalım. Get transform. Ne? World transform. Direkt bunu buna veriyoruz. Ve bakalım şimdi durumlar neyi gösteriyor. Şöyle hop. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde ben giriş yapabiliyorum. Şimdi ikinci bir kez yapamıyorum çünkü Dovance dedik. Yani bir kere diye mahsus oynatıyoruz. Ve bakın arkadaşlar, fark ettiniz mi bilmiyorum. Bakın ben bu kapıyı buradan açtığım zaman bakın adam kayıyor, fark ettiniz mi? Bunun sebebi arkadaşlar kapımızın kolijyonundan dolayı. Bu işte böyle saçmalıklara neden olabilir. Bunu engellemek için de ne yapıyoruz? Static mesh'imizi seçiyoruz ve bunun set collision enabled'ı non collision yapıyoruz. Ve buraya gelip timeline, yani bizim bu süremiz tamamlandığında ise bunun collision'ını tekrar enabled yapmayı istiyorum. Şimdi bakın az önce adam kaymıştı. Kapıyı kapatırken eli dışarıda kalıyordu. Şimdi bakalım öyle bir durum olacak mı? Gördüğünüz gibi olmadı. Şimdi birazcık da bunu ayarlarsak eğer, nasıl? Birazcık şöyle yapsak. Tık da şöyle yapsak sanırım. Çok mu oldu? Çok oldu bence. Yo. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde tamamlamış olduk. Şimdi buraya ta oradan da oraya ışınlanıyor. Bir sefer de bu saçmalık oldu. Onu da hemen düzeltelim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Geliyoruz buradan. Bir tane daha box collision ekliyoruz ve buna open alt dire 1 alt dire overlap diyelim. Şimdi buna bir tane begin overlap diyoruz ve buraya bir tane variable ekliyoruz ve open alt dire 1 over diyelim. Bu true olacak. Tamamdır. Bir tane daha buradan ne ekliyoruz? End overlap. Bu collision içine karakterimiz girdiğinde, bu ise çıktığında oluyor. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bunu da buraya atıyoruz. Tamam. Şimdi bunları buraya yazıtalım. Buraya end diyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Ve buraya da bunu koyuyoruz. Şimdi burada ne yapmış olduk? Normalde biz F tuşuna bastığımızda bu sistem yapıyordu ya. Şimdi bu ikisi olduğunda yapmak zorunda. Yani aynı zamanda benim collision içinde olmam gerekiyor ki, yani bu collision içinde aktif oluyor. İşte bu da bu ikisini birlikte yapmam gerekiyor ki bana bu kodu yapsın. Şimdi bakalım durum ne? Ben geldim. Bakın şu an F tuşuna basarsan olmuyor. Şu an oluyor mesela. Ama ben basmadım. Yani kendi kendine oldu. Neden oldu bilmiyorum. Şimdi niye oldu hakikaten ya? Dur bakayım. Geldim. Çıktım. Ha, çünkü ben burada F tuşuna bastığımda bir kere zaten kapı aktif olmuştu. Yani F tuşuna bastığımızda şu aktif oldu. Şu aktif oldu. Ben de zaten kapının içine
girdiğimde o kolejinin direkt başlattı. O zaman bunu F tuşundan kaldırdığımızda da kapalı olmasını istiyoruz. Şimdi bakalım. Basıyorum. Herhangi bir şey yok. Geldim. Yine herhangi bir şey yok. Bastım. Evet. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Yani sadece mantığını anladıktan sonra hani bu şekilde her şeyi yapabilirsiniz. Bir aracı araba garajının kapısını açtırabilirsiniz. Bir butona bastırabilirsiniz. Bir silah alabilirsiniz. Tabi bu biraz soketlerle alakalı bir durum ama bunları yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben bunun tamamlanmışını size yine açıklama kısmında atacağım. Bunu size göstermek amacım zaten dediğim gibi mantığını anlamanız. Altta verdim. Aynı şekilde bir de dışarı çıkma var. Farklı bir animasyonla, yani şu ikinci animasyonla. Biraz bakın. İçerini de kurcalayın. Zaten aynı şekilde. Burada aktör var. O kadar. Aktörü koyuyorsunuz. Otomatikman zaten her şey oluyor. Biraz da kurcaladıktan sonra olayı anlarsınız zaten. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videolar gelecek zaten. Böyle değişik değişik şeyler atmayı seviyorum. Bakalım devamını getirmeye çalışacağım. Farklı şeyler. Bu arada Advantage sistemi var. Bir tane kontrol sistemi var. Yakında onlarla alakalı da güzel birkaç tane ders videosu çekmeye çalışacağım. Şimdilik sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.